Bu zamana kadar Çin liglerinde forma giymiş olan 7 Türk futbolcuyu sizler için derledim. Videomuza geçmeden önce bana destek olmak isterseniz videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Ersan Adem Gülüm altyapı eğitimini Avustralya'da aldı. Türkiye'deki futbol yaşantısına da Manisa Spor'da başlayıp daha sonrasında Elazığ Spor ve Adana Spor takımlarının formasını giydi. 2010-2011 senesinde Beşiktaş forması altında kiralık olarak oynadı. Beşiktaş stoperleri Thomas Sivok ve Matteo Ferrari'nin sakatlıkları nedeniyle şans bulup Beşiktaş taraftarının dikkatini çekti. Bir sonraki sezon Ersan için Galatasaray'da devreye girmişti ancak onun kararı oldukça netti. Siyah beyazlı formayı 6 sezon giyerken yaşadığı sakatlıklar gelişimini daima etkiledi. Yine de bu durum transferini engelleyemedi ve 2016 yazında 7 milyon euro karşılığında Çin ekibi Hebei takımına transfer oldu. Dipnot olarak düşelim. Hebei kulübünün Ersan Gülüm'ü özellikle istemesinin nedeni Avustralya doğumlu stoperin aynı zamanda Avustralya pasaportuna sahip olması. Çin liginde yabancı sınırlaması olduğu için kulüpler Asya Futbol Federasyonlarına üye ülkelerin futbolcularıyla yabancı yasağını delebiliyorlardı. Ancak yine de hikayesi çok da uzun sürmedi. Bir sezonda 24 maça çıkıp 2 gol atarak Çin kariyerini noktaladı. İdris Gümüşdere futbolu Almanya'da başlayıp daha sonrasında ise Türkiye'de devam edenlerden oldu. Türkiye kariyerinde 4-5 farklı takım gezdikten sonra Çin'in Chengdu şehrinin takımı olan Yatay'dan teklif aldı. Bu olaylar 2003 yılında gerçekleşirken 2000'li yılların başında da Çin'de SARS hastalığı görülmeye başlamıştı. Bir nevi koronavirüs. Yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan hastalık Çin'de hızla yayılmaya devam ederken Çin kulübünün yetkilileri de Türkiye'deydi. Gelen teklif kabul edildi ve Çin'e gidildi. Ancak salgın hastalığın etkisi artmaya devam edince işler beklendiği gibi gitmedi ve şu açıklamaları yaptı. Efe adlı 3 yaşındaki oğlum ve eşim Fulya 2 hafta boyunca otelden dışarıya adımımızı atmadık. Çocuk olunca daha da tedirgin olduk. Pekin'de 2 ay önce havalimanı ana baba günüydü. Bugün döndüğümüzde ise her yer bomboştu. Çin'e dönüş biletimiz var ama dönmek istemiyoruz. Orada futbol ya da parasal konularda hiçbir sorunumuz olmadı. Ancak bu virüs olayı bütün moralimizi bozdu açıklamasını yapmıştı. Sözleşmesi devam etse de FIFA devreye girdi ve sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Semavi Uzun da İdris Gümüşdere ile beraber aynı dönem Çin'in Yatay takımına transfer olan futbolculardan. Bir Akçabat Sebaspor, Şaykur Rizespor maçı sonrası transfer teklifi yaptıkları Semavi. Büyük ihtimalle bir daha hiçbir sözleşmesinde göremeyeceği bol sıfırlar dolayısıyla Çin'i yöneticilere evet dedi. Transferi sonrası yaptığı açıklamalar ise uzun süre unutulmayacak cinsten. Ya Chang Chung mu, Chung Chang mi öyle bir şey işte. Hepsinin adı da öyle başlamıyor mu zaten? İşte oraya gidiyoruz. Ancak işler hayallerin çok ötesinde gerçekleşti ve Çin macerası kısa sürdü. Salgın hastalığın etkileri sonrasında ise Türkiye'ye döndü ve şunları söyledi. Her an stres, tedirginlik ve ölüm korkusu içinde yaşamaya çalışıyorduk. Antrenmana giderken taksici ya da takım arkadaşımızdan bu hastalığı kapacağız korkusu moralimizi bozuyordu. Ailemizi götürdüğümüz için pişman olduk. En azından biz kendi derdimize düşerdik. Bizim orada bir sorunumuz yok. Oynuyoruz, paramızı alıyoruz. Ancak bu virüs olayından sonra insanın ayağı gitmiyor. Karşılıklı olarak sözleşmemizi feshetmek istiyoruz. Can her şeyden önemlidir sözlerini sarf etti. 1987 doğumlu Onur Doğan, doğduğu şehrin takımı olan Çanakkale Dardanelspor'da futbol hayatına başladı. Futbol piyasasına birçok futbolcu çıkartan kulüp bir süre sonra Onur Doğan'la yola daha fazla devam etmek istemedi. Onur Doğan da bu durumu şu şekilde açıklıyor. O dönem bir tane Çanakkale'li oyuncuyu bile A takıma çıkarmazlardı. Ancak her şeye rağmen sahalara küsmedi, yeşil sahalardaki mücadelesine ise devam etti. Sonrası ise ilginç hikaye. Çanakkale tarihin ilk günlerinden beri medeniyetlerin buluşma noktasıdır. Truva'yı gezmek için Tayvan'dan Çanakkale'ye gelen bir hanımefendi Onur'un gönlünü çalmayı başardı. Çift daha sonrasında ise Tayvan'a taşındığı için futbol macerası da Tayvan'da devam ediyor. Tatung takımında forma giymeye başladıktan sonra 2016 yılında da Çin 2. Ligi ekiplerinden Minzu Hakka takımına transfer oldu. Santrafor bölgesinde görev alan futbolcu burada sahaya çıkmış olduğu 50 maçta 10 gol atarken 3 de asist yaptı. Günümüzde ise 34 yaşında ve Tayvan'da futbol yaşantısına devam ediyor. 1995 yazında Tarık Taşgün için Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi. Hatta birkaç gün ortalıklarda görünmeyince Tarık Taşgün'ün annesi de oğlumu kaçırdılar diye ana haber bültenlerine çıktı. Bu olayların akabininde ise Fenerbahçe'ye 5 milyon euroya transfer oldu. 22 yaşında kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı, 24 yaşında ise bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye veda etti. Benim yaşım yetmese de çok yetenekli olduğu ancak yetenekleri kadar güçsüzlüğü de var olunca istenilen seviyelere gelemediği söyleniyordu.
Fenerbahçe sonrası sırasıyla Kocaeli Spor, Ankara Gücü, Yimpaş Yozgat Gençler Birliği, Sakarya Spor, Karabük Spor formalarını giydi. 2005 yılında da eski kulübü olan Yozgat Spor'a geri döndü. Ancak 13 Kasım 2005 yılında Antalya Spor maçı sonrasında vücudunda yasaklı madde çıktı ve doping yaptığı kesinleşti. 2 yılda ceza aldı. Daha sonrasında ise yolu Çin'e düştü ve Dalian Erbin takımının formasını giydi. Uzak Doğu futbol piyasasında da çok fazla zaman geçiremedi ve 2 sene sonunda tekrardan Türkiye'ye geri döndü. Ahmet Dursun, Beşiktaş'ın 100. yılında siyah-beyazlı formayla sahaya çıkıp şampiyonluğa katkısı olan isimlerden biriydi. Beşiktaş'ta çok daha uzun bir kariyeri olabilir, onun çok daha farklı bir yerde görebilirdik. Ancak takım arkadaşı Cunti ile olan kavgası kendi sonunu hazırladı. 2002 yılındaki Dünya Kupası sonrasında Uzak Doğu marketinde Türk futbolcularına karşı ayrı bir ilgi söz konusuydu. Ahmet Dursun da Çin ekibi Tianjin TD ile anlaştı ve Nisan ayında yeni sezon öncesi takıma katıldı. Sezonun ilk hazırlık maçında Ahmet Dursun takımı adına bir gol kaydetti. Ancak bunun devamı gelmedi ve devre arasına kadar yalnızca 3 maçta şans bulup golle buluşamadı. Çin'e alışmakta zorluk çeken futbolcu 2004 yazında Tianjin TD'ye veda etti ve Türkiye'ye geri dönmeye karar verdi. Döndükten sonra da şu açıklamaları yaptı. Kaldığım yer Çin'in en kötü bölgelerinden biriydi. Ne yemek var ne de sosyal aktivite. Hayatımın en kötü günlerini yaşadım. Her geceyi üzüntüden uykusuz geçirdim. Bu şartlarda futbol oynamam imkansız. Çin'de kimse İngilizce de bilmiyor. Sokağa çıktığım zaman kendimi uzaylı gibi hissediyordum. Kimseye hiçbir şey soramıyoruz çünkü lisan bilmiyorlar. Takımdaki 25 kişiden sadece ikisi çat pat İngilizce birkaç şey konuşuyordu. Sürekli tercümanla dolaştım. Yemeklere, o kültüre alışmam çok zor oldu. Aslında alışamadım da. Bulunduğumuz bölgede gideceğimiz doğru dürüst bir yer yoktu. Tamamen sanayi şehriydi açıklamasını yaptı. Burak Yılmaz, Türk futbol tarihinin en önemli forvetlerinden birisi. Tabii ki kariyer başlangıcını hesap ettiğimizde kimse bu noktalara gelebileceğini öngöremezdi. Yükselişi düzenli olarak devam edince birçok Avrupa kulübünden de teklif aldı. Ancak kral lakaplı Burak Yılmaz 31 yaşındayken bir dönemin modası haline gelen Çin Ligi'ne giden futbolculardan birisi oldu. Beijing Guoan'a transfer olduktan sonra da şu açıklamaları yaptı. Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçirdim. Ligin en iyi forvetiydim. Ama ayrılma zamanımın geldiğini düşündüm. Ayrılık kararımı verdiğimde İngiltere ve İtalya arasında seçim yapmaya hazırlanıyordum. Ama tam o sırada Çin'den reddedemeyeceğim bir teklif geldi. Kolay bir karar değildi ama ailemin de geleceğini düşünerek bu kararı verdim dedi. Bu transfer sonrası Galatasaray'da kasasına 8 milyon euro bonservis soktu. Burak Yılmaz, Beijing Guoan formasıyla 32 maçta 19 gol atarken 6'da asist yapmayı başardı. Çin macerasını daha fazla uzatmak istemedi ve bir senelik aranın ardından Türkiye'de futbol yaşantısına devam etti. Uzak Doğu'da Çin Halk Cumhuriyeti'nde forma giymiş olan 7 Türk futbolcuyu sizlerle paylaşmış oldum. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.